Merhaba. Bugün size o meşhur Don Kişot romanının yazarı Cervantes'i anlatayım. 1547-1616 yılları arasında yaşamış. Bu romanı, Don Kişot romanı o kadar çok filme, diziye, çizgi filme, çizgi romana konu olmuş ki neredeyse bu ismi duymayan kalmamıştır. Ancak yazarı Cervantes hakkında çok da fazla malumat sahibi değilizdir genel olarak. Bilenler vardır illaki, ancak Don Kişot'un ünü ile Cervantes'in ünü karşılaştırılabilir mi? Yani tabiri caizse o devasa roman, o dev roman, Don Kişot romanı Cervantes'i yutmuştur. Oysa ki Cervantes'in hayatı Don Kişot'un maceralarından çok daha ilginçtir. Yani bir roman yazılacak olsa mutlaka kahramanı Cervantes olmalıdır ve bu da çok garip kaçmayacaktır. O bizim bahtsız İnebahtı Savaşı'na katılmış birisi. 1571'de. Birkaç yıl sonra Osmanlı'ya esir düşmüş. Akdeniz'de bir yerlerde. Esaret yaşamış. Esaretten sonraki hayatı fakirlik ve parasızlıkla geçmiş. Yani bu yüzden, yani borçlarını ödeyemediği için hapsedilmiş. Sonraları salıverilmiş. Ölümüne yakın bir zamanda da yazarlıktan köşeyi dönmüş. Bu Cervantes'in hakkında popüler tarih yazımında pek çok efsane vardır. Ya sosyal medyada karşınıza çıkar ya yazılı medyada, bir ara Hürriyet gazetesi sanırım 5-6 yıl önce Cervantes hakkında pek çok safsata ortaya sürmüştü. Mesela o yazıdan hatırlayabildiklerim şu, Hürriyet'te çıkan yazıdan. İnebahtı yenilgimizde Cervantes çarpışıyor. Bu doğru, bu safsata değil. Ancak yine söylenen şu, sol kolunu kaybediyor bu savaşta. Yanlış. İnebahtı'da esir ediliyor. Yanlış. İstanbul'a getiriliyor. Yanlış. İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camisi inşaatında çalıştırılıyor. Yanlış. Yani Cervantes ne İnebahtı'da esir düştü, ne de İstanbul'da cami inşaatında çalıştı, ne de sol kolunu kaybetti. O İnebahtı Savaşı da ne meşhum, ne uğursuz bir yenilgidir ve ne acı bir kayıptır. Kaybedilen sadece birkaç düzine gemi değildir. Onların yeri doldurulurdu. Yeri dolmayacak olan binlerce deniz savaşçısı, yani Leventlerdir. Ki binlercesi inanılmaz bir denizcilik tecrübesine sahipti. Biz o deniz tecrübesini kaybettik. 10 yılları kaybettik. Kim bilir geleceğin hangi büyük deniz kaptanlarını, hangi Turgut reislerini, hangi Barbaroslarını kaybettik. Biz İnebahtı'da gerçekten kolumuzu bacağımızı kaybettik. Bu zafer, bu İnebahtı zaferi Hristiyanlar açısından söylüyorum. Öyle büyük bir zafer ki Hristiyanlar için, orada savaşmış olmak her Hristiyan için bir imrenme vesilesi o dönemde. Hani tıpkı Müslümanlar Bedir Harbi'nde bulunan sahabeleri imreniyor ya, öyle bir imrenme. Biraz abarttığımı düşünebilirsiniz ancak durum tam da böyledir. O savaşta sol koluna 3 mermi yiyerek çolak kaldı Cervantes. Hayatı boyunca da ona İnebahtı'nın çoluğu dendi. Ve bu adam bu şekilde adlandırılmaktan her zaman gurur duydu. Yani ben olsam lanet ederdim herhalde. Ancak Cervantes örneğinden göreceğimiz üzere dini adanmışlık böyle sürekli bir gaz hali de veriyor insana. Adam ömrünün geri kalan 40-45 yılını çolak geçirdi ve bunu bir şeref saydı. Yıllar sonra mesela, çok uzun yıllar sonra Don Kişot'un başarısından bahsederken adam sağ elinin şanı için sol elini kaybettiğini söylemiş. Ve bir daha altını çizelim. O savaşta, İnebahtı Savaşı'nda Cervantes'in sol kolu kopmadı, balıklara yem olmadı. Sadece artık sol kolunu sağ kolu gibi kullanamıyordu. O kadar. Sol elini kullanamaması demek bir daha askerlik yapamadı demek değil. Çünkü 1571'deki İnebahtı Muharebesi'nden şöyle bir 6-8 ay kadar sonra iyileştikten sonra bizim bu Cevval Cengaveri İspanya'nın 1572 ve 1573'teki Tunus Seferi'nde göreceğiz. Ancak ertesi sene, yani 1574'te Osmanlı ordusu gelip Tunus'u kurtarınca bizim Cervantes'e Napoli yolları gözüktü. İtalya'ya gidiyor. Ancak yolda büyük bir fırtına filoyu dağıtıyor. Cervantes'in bindiği gemi de denizde sürüklenerek Cezayir korsanlarının eline düşüyor. Tabii Cervantes de esir düşüyor. Tam 5 sene Cervantes Cezayir korsanlarının elinde esir kaldı. O 5 sene tam bir komedi.
Anlatırız onun detayları içinde ve bu beslenme oldukça uzun bir süre yani. Ailesi de fakir. Gereken fidyeyi bulup buluşturamıyorlar. Bu arada kardeşi var Rodrigo. O da esir edilmiş. Fakat anlatırız Rodrigo'nun hikayesini de. Neyse çok yüksek bir fidye dayatılıyor Cervantes'e ve ailesi o parayı bulup buluşturamıyorlar. Cervantes'in gemisi ele geçirildiğinde sağ kalan herkes esir ediliyor. O dönemin Osmanlı gemileri kadırgalar yani çekçek, kürekli gemiler. Dolayısıyla bu esirler küreklere geçiriliyor. Ancak esir sayısı fazla olunca herkesi küreklere bağlamanın imkanı olmadığı için küreklerde yer bulunamayınca esirleri elleri ayakları bağlanıyor ve geminin ambarına atılıyorlar. Bu durumda esirler güvertenin altındaki dar, ışıksız ve nemli bir ambarda gemi Cezayir'e geri dönene kadar 1-2 hafta böyle beklemek zorunda kalıyorlar o ambarın içinde. Tabii bu arada gemi korsanlar tarafından ele geçirildiğinde Cervantes'in üstünde etkili ve nüfuzlu birinden aldığı bir referans mektubu var. Bu mektup Cervantes'in başını bayağı ağrıtıyor. Bu mektup yüzünden Cezayirli korsanlar Cervantes'i önemli biri zannediyorlar ve oldukça yüksek bir fidye bedeli koyuyorlar onun özgürlüğünü kazanması için. Korsanların kimisi onu İspanya kralının akrabası zannediyor. Kimisi önemli bir İspanyol asilzadesi zannediyor. Ve bir bakıma bu yanlış anlaşılma, Cervantes fakir bir aile çocuğu. Bu yanlış anlaşılma Cervantes'in hem şanssızlığı hem de şansı oldu. Şundan şanssızlık, fakir aile çocuğu fidyeyi denkleştiremediler. Esareti uzadıkça uzadı. Şu bakımdan şansı oldu. Önemli ailelere mensup olduğu düşünün, önemli bir aileye mensup olduğu düşünüldüğü için esaretteyken işe koşulmadı. Diğer zengin esirler gibi. Ama kilit altında tutuluyordu. Ve kardeşi Rodrigo mesela, o da esir edilmişti ya. O esir edildiğinde üstünde pek zavallı, pek hırpani, pek fakir bir elbise vardı. Sefalet içinde göründüğü için, sefil biri göründüğü için onun fidyesi yüksek tutulmamıştı ve kısa bir süre sonra da annesi Rodrigo'nun düşük fidye bedelini ödeyip şu küçük çocuğunu kurtardı. Küçük çocuk dediysem işte 23-25 yaşlarında birisi. Ama Cervantes'i zengin zannettikleri için garibim Cervantes, o esareti uzadıkça uzadı. Mesela korsanlar saldırdığı anda gemideki yolcular geminin korsanlar tarafından ele geçirileceğini anlayınca yüksek bir fidye bedeli ödememek için hemen üstlerini başlarını yırtmaya başlarlardı. Yani çünkü bu zengin elbise, lüks elbise zenginlik ve toplumsal ayrıcalık belirtisiydi. Yani gelen hep budur. Korsanlar gemiyi ele geçirecekse herkes üstünü başındaki her şeyi atar. İşte fakir bir elbise bulabilirse onu giyerler. Olmadı elbiselerini eskitirler, yıpratırlar, işte ne bileyim yırtarlar, parçalarlar. Ama korsanlar da aptal değiller tabii. Esirlerin kılık kıyafetlerinden sosyal statüsünü anlamaya çalışıyorlar. Anlayamadıkları anda esirlerin ellerine bakıyorlar. Nasır var mı yok mu diye. Hal ve hareketlerine bakıyorlar, konuşmalarına bakıyorlar. Esirin ellerinde nasır yoksa, eğitimli bir insan gibi konuşuyorsa, esirin ait olduğu sınıfı tahmin ederek ona göre bir fidye istiyorlar. Hadi hiçbir şekilde tanıyamadılar diyelim esirin statüsünü. O zaman geminin kaptanını ve gemi katibini tutuyorlar, eşeği suya salıyorlar ama eşeği geri getirmeden kaptanını ve gemi katibini falakaya yatırıp bir güzel ıslattıktan sonra onları öttürüp gereken bilgiler alıyorlar. Hangi yolcu hangi sınıfı ait? Bu bilgileri alıyorlar. Neyse bu hengame içerisinde Cervantes gibi aslında fakir olanların yalancılıkla suçlanıp zengin sanıldığı ve dolayısıyla ödeyemeyecekleri bir fidye miktarıyla karşılaştıkları oluyor. Cervantes'i ele geçiren korsan kaptan Deli Memi adında bir reis. Cervantes için 500 ekü, o zaman için olağanüstü yüksek bir rakam, 500 eküyü rakam olarak talep etti. Senin fidyen 500 ekü kardeşim, getir bu parayı kurtar kendini. Vermesi mümkün değil. Her ne kadar fidyenin bulunmasını zorlaştırsa da talep edilen böyle yüksek miktarlar esirleri kadırgalarda kürek çekmekten, surlarda, madenlerde ya da tarlalarda çalışmaktan Cezayir güneşi. Yani, tarlada çalışmak yarı ölüm. Bu tür angaryalardan kurtarıyor. Ancak ama diğer taraftan da Cervantes'in eli çolaktı zaten. Yani bu tür
işleri koşulması zaten mümkün değildi. O zaman o yüksek fidyelik köle olma onun pek işine yaramamışa benziyor. Zavallı Cervantes çoğu zaman boynunda zincirlerle dolaşmak zorunda kaldı ve Franklerin Bagno dedikleri esir zindanlarından birinde hapis tutuldu. Bu zindanlarda binlerce insan kalıyor. Bir kısmı gece gündüz zindanda bu esirlerin. Bir kısmı özel mülk sayıldığı için efendileri için çalışmak zorundaydılar ve gündüzleri şehirlere, çalışacakları yerlere giderlerdi, hapisten çıkarlardı. Bu hapis, zindan deyince sadece böyle bir insanların hapsedildiği yer anlaşılmasın. Bunların içinde küçük şapeller, kiliseler var, meyhaneleri var, hastanede bulunabiliyor. Müslümanlar bile, şehirdeki özgür Müslümanlar bile bazen bu hastaneye gelip tedavi yollarını arıyorlar. Ama gene de sonuçta bir esirin değeri her zaman yüksek olmuştur. Hele bir de o esiri elde etmek için savaşmış ve kendi askerlerinden kayıp vermişsin. Böyle de bir durum var. Ancak Cervantes fidye için ayrılmış tutsaklara tahsis edilen zindanda kaldığından dışarıyla teması genelde kısıtlı kaldı. Üstüne üstlük efendisi Deli Memi, reis. Cervantes'e gerçekten çok kötü davrandı. Hani bir 500 EQ'yu dayadı buna, fidyeyi vereceksin diye çok yüksek bir para. Bir de çok kötü davrandı. Kötü davrandı ki yani Cervantes ailesine yalvaracak, yakaracak, para isteyecek, yanacak, yakılacak, beni buradan kurtarın diyecek, ailesine şey yapacak, gayrete getirecek ve o fidyeyi bir yerden bulacaklar ve özgürlüğüne kavuşacaklar. Deli Memi'nin hesabı bu. Gerçekten de Cervantes'in ailesi bunun için uğraşıyor. Bazen bu kötü muamele Cervantes'in canına tak ediyor ve kaçış denemeleri yapıyor. Ve her seferinde ele geçiriliyor. Tutsak düşmesinden aşağı yukarı bir 4-5 ay sonra ilk kaçış denemesinde bulunuyor Cervantes. Araplardan kendisine bir kılavuz, bir rehber buluyor. İşte para vereceğim diyor, bizi buradan kurtar diyor. Bize yolu göster diyor. Yanına birkaç Hristiyan'ı da alarak en yakındaki İspanyol kalesi olan Vahran'a gidecekler. Hesap o. Ya en yakın dediysek o da 400 kilometre çölün ortası. İstanbul Ankara'sı gibi, Ankara arası gibi bir mesafe. Ve yayan gidecekler, çölde gidecekler. Su yok, yiyecek yok ya da bunları temin etmek çok zor. Sıcak hava, işte vahşi hayvan saldırıları var. Böyle bir tehditler de var. Ve başka bir sorun daha var. Berberi kabileler çölün hakimi. Ve bunlar eline, berberilerin eline geçerlerse esaretleri çok daha uzayacak. Çok daha kötü koşullarda esaret yaşayacaklar. Böyle riskler var. Bütün bu olumsuz faktörlerin üstüne tüy diken başka bir faktör var. En büyük faktör o. Kaçtıktan 1-2 gün sonra bizim Arap kılavuz parayı alıyor ve tabanları yağlayıp kaçıyor. Nereye gideceklerini bilmiyorlar, yolu bilmiyorlar. İleriye doğru gitmek, Vahran, İspanyolların denetimindeki Vahran'a doğru gitmek mutlak ölüm demek. Yolu bilmiyorlar. O zaman diyorlar ki, geri dönelim bari, teslim olalım. En akıllıca çözüm bu gibi geliyor. Ancak şöyle de bir şey var, kaçan esirlere verilen cezalar ağır olduğu söylenir. Gerçekten böyle bir şey var mı bilmiyoruz ama mesela bu ağır cezalardan bir tanesi kulak kesmek, başka çengeli asmak, kafasının tepesini yakmak, çarmıha germek, kadırgalarla dört ayrı yöne çekip paramparça etmek, seç beğen al. Artık Cervantes hangi dua ettiyse, hangi duası kabul olduysa bu cezalardan hiçbir uygulanmadı ama falakaya yatırıp bir güzel, bir temiz dövdüler. İşte o Deli Memi dediğimiz resim, reis hala Cervantes'ten yüksek bir fidye elde etmeyi umuyor. Ancak Cervantes, hayır akıllanmadı, bir sene sonra yeniden arazi olmaya çalıştı. Bu sefer bari deniz yoluyla kaçayım diyerek şehrin dışındaki bir mağarada 5 ay saklandı. Kaçmak için fırsat kolladı. Yanında da kendi gibi esaretten kaçmış 14 Hristiyan köle var. 5 ay bunlar mağarada ne yediler ne içtiler diyebilirsiniz. Onlara yardım eden bir İspanyol var. Güya İslamiyet'e geçmiş, muhtid, ihtida etmiş. İşte bu adam, işte esir düştükten sonra İslamiyet'e geçmiş. Artık hangi sebeple olduğu bilinmez, özgürlüğü bir süre sonra verilmiş. O, bu İspanyol muhtedisi de Cezayir'den ayrılmayı çıkarları için uygun görmemiş. Çünkü Cezayir gerçekten zengin bir köle pazarı. Orada iyi para kazanılıyor. Cezayir'de kalmış. İşte kardeşi Rodrigo daha önceden serbest bırakılmıştı. Abisinin işte kaçtığından bir şekilde haberi oluyor. Herhalde bir şekilde ulaştırdılar kaçış planını.
Bir gemi buluyor. Bir fırkata ya da furkata denilen küçük bir kadırga var. İşte 15-16 kürekli. Bu gemiyle Cezayir açıklarında bir yere geliyorlar. Gece karanlığında işte kardeşi işte hangi mağaradaysa oraya yakın bir yere geliyorlar. Fakat gemi mürettebattan hiç kimse korkudan kıyıya inip mağarada saklanan esirlere haber vermeye cesaret edemiyor. Bu esnada da mağaradaki tutsakları erzak taşıyan o İspanyol muhtedisi vardı ya, bu korkuyor ve yetkililere haber verince herkes kıskıvrak yakalanıyor. Plan suya düştü. Tabi o sıralarda Cezayir'e yeni bir beylerbeyi tayin edilmiş. Uluç Hasan Paşa. Kahraman bir adam ama İtalyan kendisi. Dikkatinizi çekerim. Osmanlı hizmetine geçiyor. Adını işte Hasan'a çeviriyor adını. Fakat kendisi İtalyan, Müslüman oluyor. Ve Osmanlı'ya sadık bir şekilde hizmet ediyor. Bu adam yeni beylerbeyi. Sert de bir adam. Cervantes ve 14 arkadaşı bu adamın önüne getiriliyor. Kaçaklar yakalanmışlar. Bu adamın önüne getiriyorlar. Cervantes diyor ki bütün sorumluluk bende diyor. Yani hangi cezayı verirseniz razıyım diyor. Bir 5 ay hapis cezası veriyorlar, o kadar. Ama bu demir parmaklıklar falan, hapis şudur budur, bizim İnebahtı çolağını durdurmaya yetmiyor. Bu sefer Cervantes buluyor, buluşturuyor, bir imkan ortaya koyuyor ve diyor bir Müslüman haberci buluyor. 400 kilometre ötedeki Vahran valisine ve şehirdeki diğer önemli kişilere ve arkadaşlarına mektuplar gönderiyor. Lütfen diyor, bakın burada benimle beraber 3 asilzade daha var diyor. Bizi buradan kurtaracak bir yol bulun, bir casus gönderin, bir adam gönderin, gönderin, demirleri keselim artık. Herhalde öyle olacak. İşte bu Vahran'daki İspanyol valisi de azıcık kafası çatlak bir adam, yani kafası kırık bir adam. Zamanında Osmanlı'ya esir düşmüş. Cezayir'e getirilmiş. Orada bir başarısız bir isyan çıkartmış. Kanlı bir isyan. Kurtulamamış tabii. İsyan bastırılmış ve adam için 23 bin ekü. Artık 2 milyar dolar mı diyeyim? Başka ne diyeyim yani? Ne kadar büyük bir rakamsa bu. Çok anormal bir meblağ hürriyetine kavuşuyor. Yani 23 bin ekü ver, dayamışlar buna fidyeyi getir diye. Bulmuşlar, buluşturmuşlar, ödemişler. Ancak ondan sonra hürriyetine kavuşmuş ve bu adam Martin de Cordoba adında birisi Vahran'a da vali yapılmış. Yani bu gerçekten haber olsaydı Cervantes'i yardım etmekte hiç tereddüt göstermezdi ama Cervantes'in gönderdiği haberci Müslüman casuslar tarafından Vahran'ın giriş taraflarında, yani oraya yakın bir yerde yakalandı ve Cezayir'e geri getirildi. Uluç Hasan Paşa Beylerbeyi çok sert bir adam. Vay hay Müslüman diyerek bu habercinin derisini yüzdürmekte tereddüt etmedi. Cervantes'e de çok kızdı. 2000 değnek vurun bunu dedi. Fakat bu kesin ölüm demek yani. 2000 değnek ne? 20 tane değnekte kemikleri kırılır adamın. Allah'tan birileri araya giriyorlar. Bak bu adam değerli diyorlar falan. Hasan'ın öfkesini yatıştırıyorlar ve bizim çolak İspanyol'un hayatı kurtuluyor. Birkaç yıl sonra artık 1579 yılı Cervantes Cezayir'den kaçmayı kafaya koydu ya. 1579 yılı Eylül'ünde bir daha deniyor. Adam pes etmek bilmiyor. Bir plan yapıyor. Bu plana göre Valencia'lı bir tüccar var o bölgede. Abdurrahman adında bir tane İspanyol muhtedisi var Cezayir'de. Bunun vasıtasıyla bir fırkata satın alınacak. Küçük bir kadırga. Ve bununla kaçılacak. İşte bu Abdurrahman dediğimiz İspanyol muhtedisi işte dinini terk etmiş, çok pişman olmuş ve Cervantes'e yardım etmeye karar veriyor. Cervantes de Cezayir şehri içindeki en önemli esirlerden 60 tanesini ayarlıyor. Diyor ki biz bu fırkataya bineceğiz ve vatanımıza gideceğiz. Ancak son anda bir şeyler ters gidiyor. Mesela İtalyan bir şey var, muhtedi var. Cezayir'de elini kolunu sallayarak dolaşabilen birisi. İtalyan, Müslüman olmuş sözde. Gidiyor bu, beni bunlar götürmüyor diye. Bu 60 kişilik gruba ben niye dahil değilim diye bir sinir krizi yaşıyor. Ve gidiyor Uluç Hasan Paşa'ya bütün kaçma planını anlatıyor. Uluç Hasan Paşa, bana bir diyor şahit getireceksin diyor. Yani bunu, senin bana verdiğin bu ihbarı teyit edecek birini bul diyor. Orada da işte bir şey var. Bir Dominiken keşiş var. Bu da
o 60 kişilik grup içinde değil. Bu da ona öfkeli. Diyor ki ben diyor sana yardım ediyorum. Ben de gördüm. Ben de duydum bu planları diyor. Ve gidiyor Uluç Hasan Paşa diyor ki evet diyor bu Floransalı kardeşimiz doğru diyor diyor. Böyle bir 60 kişilik bir grup buradan kaçacak diyor. Şudur budur artık. Neyse Cervantes bu ihbarı öğrenince vın puanları yağlıyor şehrin içinde bir arkadaşının evinde saklanıyor. Birkaç hafta böyle Uluç Hasan'ın sinirlerinin geçmesini bekliyor. Ondan sonra artık bulunacak yani. Ve gidiyor Uluç Hasan'a teslim oluyor. Birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra bayağı bir dövüyorlar bunu. Fakat suç ortaklarını ele vermiyor Cervantes. Yani bayağı Don Kişotluk yapıyor. Bizim bu Uluç Hasan Paşa da şey diyor. Yani lanet olsun diyor. Senin diyor yani her tarafın oynuyor senin diyor. En sonunda bunu alıyor. Şeye koyuyor. Sarayına koyuyor. Sarayını hapsediyor. Gözümün önünde ol diyor. Senin diyor elin ayağın oynuyor. Ve Uluç Hasan gidiyor 500 eküyü şeye veriyor. Deli Memi'yi reise veriyor ve diyor ki ben diyor Cervantes'i satın aldım diyor. Satılıyor yani adam. İşte annesi var Cervantes'in. Leonor de Cortinas diye bir kadıncağız. Sadece kardeşi Rodrigo'yu kurtarmaya yetmişti kadının parası. İşte acılı anne gidiyor İspanyol kralının kapısını çalıyor. Asilzadelerin kapısını çalıyor. Ben fakirim diyor. Bize yardım edin diyor. Benim oğlum diyor Hristiyanlık için savaştı. İnebahtı'da süper kahramanlık gösterdi falan diyor. İşte ben diyor fakir zavallı bir dulum diyor. Ama bu türden Hristiyan hassasiyetleri sonuna kadar sömürmeye çalışsa da kral hayır bu tür numaralara karşı talimli birisi. Kral 2. Filip. Ve zaten İspanyol hükümeti de iflasın eşiğinde. Her yerde savaşıyor. Türklere karşı savaşıyor. İtalya'da Fransızlara karşı savaşıyor. Almanya taraflarında savaşıyor. Hollanda'da da isyan başlamış. Orada da savaş var. İngilizlerle bir çatışma hali var. Adamların kasasında para yok. Adamlar yeryüzünü görüp yani İspanyol İmparatorluğu 1500'lü yıllarda tahmin ediyorum yeryüzünün görüp görebileceği en zengin imparatorluk yani. Bu Amerika'nın bütün altını, bütün gümüşü İspanya'ya yakıyor ve adamlar o parayı sağda solda çarçur ediyorlar ya. Neyse, İspanyol kralı o 500 eküyü falan vermiyor kadına. Ama diyor sana diyor, Mağrip'te diyor 2000 ekülük ticaret yapma izni veriyorum diyor. Kadında da para yok. O tüccara gidiyor, kimse gelmiyor. Bu tüccara gidiyor, kimse gelmiyor. İşte kadın o 2000 ekülük ticareti yapamıyor yani. Elde edeceği karla oğlunun kurtarmayı planlıyordu. Hayır. Kefilleri bulamadığı için bu proje suya düştü. Başka şey. Kadın bir 300 ekü kadar bir para toplayabiliyor. Kadıncağız ama 500 eküye ihtiyacı var. Mağrip'te ya da Cezayir korsanlarının elinden köleleri kurtarmaya, fidyeyi verip köleleri kurtarmaya gelen keşişler vardı. Böyle bir network, böyle bir ağ var. Hristiyan keşişler yanlarına ve kendilerine teslim edilen, emanet edilen parayla adları da liste halinde bildirilen kişilerin fidyesini ödüyorlar ve kurtarıyorlar. Kadıncağız artık o keşişlerden hangisi ise onun yanına gidiyor, yalvar yakar. Diyor ki al sana 300 ekü kardeşim, ya benim oğlumu kurtar diyor. Hani pazarlık et, şunu et, bunu et. İşte Hristiyan keşişler Cezayir'e geliyorlar. Bir 180 kadar Hristiyan'ın fidye parasını verip kurtarıyorlar. Uluç Hasan Paşa'nın kapısını çalıyorlar. Diyorlar ki Cervantes var, 300 ekümüz var, bunu verir misin? Adam da o kadar sinirli birisi ki Cervantes'i diyor aldığım fiyattan bir kuruş aşağıya vermem diyor. İşler karışıyor çünkü tehlike büyük. Neden tehlike büyük? Uluç Hasan Paşa tam da o günlerde Cezayir Beyliğinden alınmış, İstanbul'a çağrılmış. İstanbul'a doğru yola çıkacak adam. Tabii yanında bütün malını, mülkünü götürecek. Esirler de mal, mülk olduğu için Cervantes'i de İstanbul'a götürecek adam. Büyük bela. Neden büyük bela? Osmanlı ile İspanya savaş halinde olduğu için İspanya'nın Osmanlı'da bir elçiliği yok. Ve bu az önce bahsini ettiğim Hristiyan keşişler, bunların İstanbul'da böyle bir esir kurtarma şeyi, network'ü de kurmamışlar. Dolayısıyla Cervantes İstanbul'a götürülecek olsa zaten ailesinde para yok. Daha yüksek bir meblağ istenecek. Daha zor koşullarda olacak. Mümkünatı yok. Cervantes İstanbul'da kalacaktı ve Don Kişot gibi bir şaheser yazılamayacaktı.
Ancak oradaki keşiş grubundan bir adam, artık insafa mı geliyor, imanı mı artıyor artık ne diyeyim. Aradaki 200 ekü'yü kendi cebinden veriyor. 500 ekü'ye tamamlıyor parayı, fidyeyi. Ve Uluç Hasan Paşa'ya parayı takdim ediyor. Ve Cervantes'i özgürlüğüne kavuşturuyor. Sonunda serbest kaldı. Cervantes ülkesine geri döndükten sonra İspanya'nın önemli edebiyatçılarından biri olarak öne kavuşacak daha çok. Ama bayağı bir zaman geçecek. Ondan önce bir vergi mültezimliği yapacak, batacak, iflas edecek, hapse girecek. Anca işte 55-60 yaşına doğru bir miktar cebine para gelmeye başlayacak. Hayatının sonuna doğru yazmış olduğu pek çok oyun var. Pek çok hikaye var. Komedi bunların önemli bir kısmı. Hatta hepsi. Büyük büyüğüne kavuşacak ve zengin olacak. Fakat işte 68-69 yaşında da öldü. 60'ından sonra gelen zenginlik. Pek çok eserinde bu Cezayir'de geçen günlerinin şeyi var, izleri var. İşte günümüze kalan bazı komedileri var. Bir tanesi İstanbul'da geçiyor. Zorla hareme alınan bir İspanyol'un hikayesini anlatıyor. Oviedo'lu Catalina Sultan diye bir hikaye. İşte bir çeşit otobiyografik özellikler taşıyan, esaretin ayırdığı bir karı kocanın bir araya gelme mücadelesini konu alan Cezayir'de Yaşam diye bir hikayesi var ya, piyes var. Hristiyan bir kadın tarafından büyütülen Zehra'nın Fas şehzadesi Abdülmelik'le evlenmeden önce İspanya'ya kaçma girişimlerini anlatan Cezayir Zindanları diye bir hikayesi var. 1556-1563 yıllarındaki Vahran kuşatmalarının Müslüman ve Hristiyan aşıkları birbirine kavuşturmasını hikaye edinen Cesur İspanyol diye bir hikayesi var. Var da var yani. Bayağı bir yazmış yani. Yani kaderim garip bir cilvesi, Cervantes'in Cezayir'de geçirdiği 5 yılı ve esaretinin sanatının etkisini inceleyen en önemli eserlerden birini yazmakta Kolombiyalı gerillaların elinde 2 yıl kadar tutsak kalmış bir kadına, Maria Antonia Garces'e nasip olmuş. Yani Cervantes'in esaret hayatını kendisi de zamanda esaret çekmiş birisi yazmış. Böyle de bir şey, hikayesi var olayın. Size tavsiye edeceğim film, henüz izlemediğim bir film, birazdan izleyeceğim. Beğenirsem şey olarak eklerim. Videonun sonunda ya da şeyde yorumlar kısmında linkini koyarım. Film şu, yalnız ben çok sevdiğim bir adamdır. Terry Gilliam diye bir yönetmen vardır. Dahi bir yönetmendir bana kalırsa. Son derece kaliteli filmlerin yönetmenidir. Deneysel bir yönetmendir yer yer. O şey, Don Quixote öldürülmesiyle ilgili bir film. IMDb puanına baktım 6.4. Fena görünmüyor. Kendi açımdan bakarsam zaten Terry Gilliam -10 bir film de yapsa yine izlerim. Öyle de severim o adamı. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kazasız belasız kalın. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirin. Piknik yapın mesela. Mutlu, mesut, huzurlu, güneşli günlerde ya olsun bu pikniğiniz. Semaverinizi götürmeyi unutmayın. Hadi oraya gidemediniz diyelim. Piknik yapamadınız diyelim. Hiç değilse şöyle zengin, çeşitli bir pazar kahvaltısı yapın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiğinizle, arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla. Ve en az bir Alman kadar tasasız yaşayın. Ve kendinize de iyi bakın.